Dayan kanlı mescit, mescidi aksa, bu zulüm işkence sürmez asla. Dayan kanlı mescit, mescidi aksa, bu zulüm işkence sürmez asla. Filizleniyor kutsal yüce dava, kafirlerin yapmadığı kalmadı. Filistin, Filistin, Resul yılmadı. Kafirlerin yapmadı kalmadı. Filistin, Filistin, Resul yılmadı. Bir uyanış ki dağlar inliyor, bir cihat ki kalpler titriyor. Bir uyanış ki dağlar inliyor, bir kıyam ki gökler gürlüyor. Bir cihat ki kalpler titriyor, toprağına rahmet yağmuru yağdı. Filistin, Filistin, sabret az kaldı. Toprağına rahmet yağmuru yağdı. Filistin, Filistin, sabret az kaldı. Zulüm sende kardeş, sakın boş verme. Uyku bizi sarmış zehirli meyve. Zulüm sende kardeş, sakın boş verme. Uyku bizi sarmış zehirli meyve. Sevdalarımın en yücesi sende. Kafirlerin yapmadığı kalmadı. Filistin, Filistin, Resul yılmadı. Kafirlerin yapmadığı kalmadı. Filistin, Filistin, Resul yılmadı. İlk Seç Vakfı gençleri olarak tüm Kur'an müesseselerinde hedef edindik ki, şiar edindik ki ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Aksa'daki zulümleri hiçbir zaman unutturmayacağız. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sıkıntılı yıllardan sonra Allah azze ve celle Mescid-i Aksa'da oradan da yanına alarak bir şekilde rahatlatmıştı. İnşallah şu ümmetin sıkıntılarının da rahatlaması bu Mescid-i Aksa mücadelesiyle, bu Mescid-i Aksa şuuruyla olacaktır. Mescid-i Aksa şuurunu tüm gençliğimize, tüm gençlerimize unutturmamamız gerekiyor. O öyle bir şuurdur ki sadece fiziksel bir mücadele değil, bir ruh mücadelesidir. Bir fikir mücadelesidir. Hakla batılın Adem Aleyhisselam'dan beri gelen savaşıdır, mücadelesidir. Haksızlık, adaletsizlik, zulüm, İslam'ın karşı olduğu yegane savaşacağı batılla mücadelesidir. Unutulmasın ki, yeryüzünde tek din Allah'ın indinde İslam'dır. Diğerleri bir takım sistematik safsatadır. İslam tek dindir, haktır, hak üzeredir. Biz de hak üzere, bu hak yolunda, hakikat yolunda gençlerimizle beraber her daim bu davanın peşinde olacağız. Gençlerimize sorduk. Dedik ki, gelin bugün gidelim. İmkan olsa mücadeleye var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. Daha geçenlerde 15-17 yaşlarında lise gençleri orada şehit oldular. Sıralarına gittiler. Üzerine şehit yazdılar. 15 yaşındaki gençler 10 yaşındaki çocuğu tutukladılar. Hangi hak, hangi hakikat, hangi adalet? Bugün bu gençler haykırdılar. Diyorlar ki,
Hocam şu an imkan olsa gideriz. Akşama eve şehadet haberinin gelmesine sonuna kadar razıyız. Biz şehadete susadık. Şehadete susamış bu gençler. Bu temiz bedenler şehadete susamışlar. Orada o mücadele var. Bunlar da Kur'an'la, nefisle mücadele ediyorlar. Şu an olsa yine gideriz, yine gideriz diyorlar. Fırsat olsa orada savunmaya var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. Var mısınız? Hayır. Evet, Sarıyer Mekke Nur Kur'an kursumuz İkseç Vakfı'nın desteğiyle beraber hafızlar yetiştiriyor, gençler yetiştiriyor, şuurlu çınarlar yetiştirecek inşallah. İnşallah bu filizler yarın Mescid-i Aksa'ya adaleti, hakikati, huzuru götürecek inşallah. Şimdi Mekke Nur Kur'an Kursu Müdürümüz Mahmut Çimen Hocam, güzel bir organizasyon, gençlerimizle ilgili Kudüs devamlı gündemde ne buyurursunuz? Hocam Allah razı olsun, gerçekten coşturdunuz bizi. Biz gençlerimizi zor tutuyoruz. Hocam yollayın bizi, oradaki bizim yaşıtlarımız taş atıyorlar. Biz de onlar gibi oraya gidip taş atmak, mücadele etmek istiyoruz diyorlar. Gidemedik, en azından sesimizi duyuralım. Buradan kalplerinde bizi hissetsin dedi gençler, hocalarımızla birlikte. Mümkün oldukça elimizden zaten dua ediyoruz, dualarımızı ediyoruz. Dua en büyük silahımız. İnşallah Kudüs'te bu gençlerimiz oradaki arkadaşlarıyla buluşmak istiyorlar. Mevlam o günleri hepimize göstersin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Evet, burada bir gencimiz. Ah, ağzı olsa konuşsa bu resim. Gözü yaşlı, belki bebeğini kaybetmiş. Belki canını ciğerini kaybetmiş. Ama Filistin için feda olsun diyor insanlar. Evet genç, bu resmi tutarken neler hissediyorsun, ne düşünüyorsun? Allah Kudüs'teki kardeşlerimize yardım eylesin. Amin. En kısa zamanda da zalimlerin zulmünü boşa çıkarsın inşallah. Allah razı olsun. Evet, burada yine farklı farklı resimler var. Bir şehadet, bir de sanki deprem olmuş gibi. Ne dersin, ne hissettiriyor sende? Elimizde bir taş olsa koşa koşa hiç düşünmeden Filistin'deki kardeşlerimiz için savaşırız. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bu mücadele yıllardır devam ediyor ve devam edecek. Çünkü bu mücadele hak bir mücadele. Hak ile batılın mücadelesi. Ama inşallah hak kazanacak, batıl zail olacak. Rabbim inşallah oradaki kardeşlerimizi en Ankara'yı bir zamanda o kafirlerin zulmünden kurtarsın. Mescid-i Aksa inşallah özgürlüğüne kavuşsun. Rabbimizden bunu temenni ve niyaz ediyoruz inşallah. Bu mücadele inşallah kıyamete kadar devam edecek. Ülkemizde de dünya Müslümanları inşallah bir araya gelerek kafirlerin sesini kısacağız inşallah. İnşallah, Allah razı olsun. Mevlüt Hocam ne dersiniz? Evet, önce Mescid-i Nebi, sonra Mescid-i Haram, sonra da Mescid-i Aksa, zaten bunlar bizim mabetlerimiz, kutsal yerlerimiz. Dün olduğu gibi bugün de inşallah yarın da o Mescid-i Aksa bizim olacaktır. Allah zalimlerin zulmünü sona erdirsin. Cenab-ı Allah inşallah şu aziz millete, şu Türk milletine bizi bölüp parçaladılar, ayırdılar. Şu anda duygulandım, ağlamak istiyorum aslında. Cenab-ı Allah bu İslam Türk milletine tekrardan İslam sancaktarlığı yapmayı nasip eylesin. Bizlerden bu sancaktarlığı almak isteyenlere, alanlara da Rabbim ıslah eylesin. İslahları yoksa onları da kahru perişan eylesin. Amin. Allah razı olsun. İsmail Hocam. Evet hocam, bizler de burada olmaktan çok mutluyuz. Sarıyer Mekke Nur Kur'an Kursu olarak talebelerimiz, hocalarımız, inşallah birlik beraberlik olduk. Rabbim ümmeti Muhammed'e de birlik beraberliği nasip eylesin. Amin. Filistinli mücahit kardeşlerimize, şehit olanlara Rabbim rahmet eylesin. Orada mücadele eden bütün kardeşlerimize Rabbim yardımcısı olsun inşallah diliyorum. Allah razı olsun. Evet. Dernekten öğrencilerimize hizmet eden abimiz, sizin hocam, duygularınızı alalım. Hocam, dünyadaki bütün 1,5 milyar Müslümanın idare eden başlarındaki liderlere Allah'ım şuur nasip etsin. Amin. Birlik dirlik nasip etsin. Amin. İnşallah bu Filistin'i inşallah fethedeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Adem Hocam, sizin de son olarak. Evet, şu anda burada bulunmaktan mutluyuz ama içimiz yanıyor. İnşallah dualarımız Filistin için. Rabbim bundan sonrasını hayırlı eder inşallah.
Biz gözüktüğü gibi gençlerimizle beraber hazırız, hafızlarımızla beraber. Rabbim inşallah şuur nasip etsin. Kafirin, din düşmanının belasını kendi başına bertaraf etsin inşallah. Rabbim Müslümanların yardımcısı olsun inşallah. Temennimiz o güzel günleri görmek. Allah razı olsun. Önümüzü açtınız, bize yardımcı oldunuz. Böyle bir anı yaşadık. Sağ olun. Allah razı olsun. Bu temiz gençlerden Kudüs için mücadele noktasında, mücadelenin devamı noktasında ciddi anlamda kararlı bir duruş var. İnşallah şuurlu, bilinçli, dün belki fiziksel olarak savaşılıyordu. Şimdi artık fikirle, teknolojiyle savaşılıyor. O yüzden şimdiden plan yapıp, program yapıp fikir ve teknoloji alanında ilerleyeceğiz inşallah. İnşallah savaşacak gücü aynı zamanda maneviyatımızı kazanmış olacağız. Muhterem müminler, muhterem Müslümanlar, son bir ayda Kudüs'te yaklaşık 260 civarı şehit vermiş olduk. Çocuklu, gençli hiçbir şekilde acımadılar. Acımayacaklar da. Onlarla anlaşmak çok zor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza acil şifalar nasip eylesin. Tekrar o enkazları toparlayarak, daha fazla bilenerek, onlar bizim belki sakallarımızı kesti ama biz onlara daha şiddet bir şekilde karşılık verecek fikri, şuuru hepimize nasip eylesin. Şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okuyalım hafızımızdan inşallah, dinleyelim. Hep beraber Fatiha'mızı eda edelim. Rabbim rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تكبير